Merhaba değerli izleyenler. Isparta'nın tarafsız ve en doğru haber kanalı TV32 Haber'e hoş geldiniz. Trabzon'un Akçabatı ilçesinde 11 suç kaydı bulunan SV, Atatürk heykeline balyozla saldırdı. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Heykelin bacak kısımları hasar görürken şüpheli şahıs ise polis tarafından yakalandı. Olay 17 Temmuz'da ilçe belediye binası önünde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen SV, balyozla Atatürk heykeline saldırdı. Heykelin bacak kısımlarını parçalayıp bölgeden uzaklaşan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hasar gören heykel onarıldı. Gözaltına alınan ve 11 farklı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve doları olan vatandaşları uyardı. Altında yapılan tuzağı açıklayan Memiş, "Dolarınız varsa satın, kurtulun." dedi. Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaların beklentisini karşılamadı. Gram altın fiyatları 1700 liranın altına düştü ancak Merkez Bankası'ndan istediği rakamı göremeyen yatırımcı, gözünü 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak FED toplantısına çevirdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, açıklanacak kararın ne olacağı merak konusu. Reuters anketine katılan, yüzün üzerinde ekonomist 2023 yılı için son bir kez daha olacak şekilde 25 baz puanlık faiz artışı beklediklerini açıklamış. Benim şahsi fikrim, Fed'in bu yıl için faiz artırım sürecini noktaladığı yönünde açıklamalarında bulundu. Emekli maaşlarına yapılan %25 zam sonrasında ek zam bekleyen binlerce emekli Türkiye gündemini yakından takip etmeye devam ediyor. Körfez ülkeleri dönüşünde gazetecilerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, merak edilen emekliye ek zam olacak mı sorusuna da yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammı ile ilgili şu açıklamaları yaptı. Emekliler noktasında yıl sonu itibariyle yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve Bağkur emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını %25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde %25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Açıklamalarında bulundu. Mersin'de 5-7 Temmuz'da düzenlenen Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'na katılan Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu ve Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şube Başkanı Mehmet Ali Özbey, şampiyonada bench press ve powerlifting kategorisinde toplamda 269 kilogram kaldırarak iki madalya ile Isparta'ya döndü. Isparta Valisi Aydın Baruş, başarılı sporcu Mehmet Ali Özbey'i makamında kabul ederek tebrik etti. Vali Baruş, sizlerin bu başarısı bizleri oldukça memnun etti ve gururlandırdı. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu başarıların katlanarak artmasını temenni ediyorum. İfadelerini kullandı. Engelli bireylere daha rahat ulaşabilmek amacıyla 45 yaşından itibaren yarışmalara katıldığını belirten Özbey, iki madalya kazandığını belirterek elde ettiği başarının kendisi için de bir sürpriz olduğunu kaydetti. Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği Başkanı Hülya Yüceer, bireylerin topluma kazandırılması ve istihdam edilmesi olduğunu söyledi. Başkan Yüceer, özel bireylerin dernekte sosyal faaliyetleriyle topluma kazandırılması için çalıştıklarını söyledi. Aynı zamanda Yüceer, öğretmenlerin maaşları ve çocukların ulaşımları dışında devletten maddi olarak hiçbir yardım almıyoruz. Bu sebepten derneğimizin odun, kömür, erzak ve temizlik malzemelerine ihtiyacı var. Bu konuda derneğimize yardım etmek isteyenler olursa resmi makbuz keserek yardımları edebiliyoruz. Açıklamalarında bulundu. KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta her gün yeni bir zam geliyor. 21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorine 1 lira 55 kuruşluk zam yansıtıldı. Ancak benzine yeni bir dev zam geliyor. Salı günü 2 TL zam bekleniliyor. Akaryakıtta fahiş ÖTV artışına karşın zam yağmuru aralıksız devam ediyor. Benzinin litresine salı günü 2 lira daha zam yapılacak. Bir otomobilin deposu ortalama 100 lira daha pahalıya dolacak. Motorine dün yapılan zammın ardından bu kez benzin fiyatlarına zam yapılacak. Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarına ÖTV ve KDV zam yapılmasının ardından otobüs şirketleri de bilet fiyatlarını güncelledi.
Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, geçtiğimiz günlerde bilet fiyatlarında artışın gündemde olduğunu belirtmiş ve mesafeye göre %20-30 aralığında bir zam olabileceğini ifade etmişti. Ancak bugün yapılan düzenlemelerle bilet fiyatlarında %40'a varan zamlar gerçekleşti. Yeni zamlar, yolculuk yapacak kişilerin ekonomik durumunu zorlayacak gibi gözüküyor. TV32 muhabirimiz Ispark Halkan'ın nabzını yokladı. Euro'nun artışı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? TV32 muhabirimiz sordu, Isparta halkı yanıtladı. 1 euronun 30 lira olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha berbat olsun bu millet. Bu milletin canı çıksın. Bu millete neye acıyorsun ki? Bu millete acınacak hiçbir şey yok. Kendim ettim, kendim buldum. Değil mi? Yapacak başka bir şey var mı? Yok. İnşallah burada kalır. Yalnız çok da umutlu değilim. Yani... bir şeyin kontrolünden çıktığını düşünüyorum. İnşallah tekrar kontrol altına alınır. Peki sizce uygun fiyat ne olmalı? Yani şu anda euro 20 liralarda falan olması gerekiyordu aslında, olması gereken rakam. Yani bu kontrol dışı bir artış. O yüzden beni endişelendiren daha yukarıya gitmesi. 1 euro 30 lira oldu. Vallahi ben izlemiyorum. Fazla izlemiyorum yani. Ne oluyor işte, artıyor, yapılacak bir şey yok. Peki sizce uygun fiyat ne olmalı? Vallahi 20 lira 15 lira olsun ama o da mümkün değil. Hayat pahalı. Artık bundan sonra ne olacak işte bakalım, bilmiyoruz. Bu düşünceler, bu zenginlerin Avrupa'ya ev yapması, memurların Avrupa'ya ev yapmasını düşünüyor. Türk'ü yıkmak istiyor. Ben 2000 lira maaşım var benim. 2000 lira. Ben buranın yerlisiyim. 75 yaşındayım. İşte dinlesin gözetsin. Adam böyle Müslüman düşmanı olmaz. Güzel yapsınlar, etsinler. Hadi ta Cumhurbaşkanı'na göster. Bu kahveyi önceden 30 liraya alıyordum. Şu an 60 liraya alıyorum. Şu an telefon baktım derdim nişanında. Alacağım telefon 30 bin liraydı. Şu an 60 bin lira oldu. Diyecek bir şey yok bence. Anlatıyor her şeyi şu an, ekonomi, durum. Sizin düşünceleriniz neler? Aynı düşünüyorum. Satamıyorum şu telefonu mesela şu an. 15 kaç para? Bin lira alıyorum, çalışıyorum ama bir telefonu hala alamıyorum. Aynen öyle. İşte hayatın gerçekleri bunlar bence. Yani hayat pahalı. Ablanın dediği gibi Türk parasını göremiyoruz ki euroları görsek. Yani. O değil, bu pahalılık. Gidişatımız da iyi değil, hayır, ilk başta. Hayır, gidişatımız iyi değil. Bu pahalılık da, bu evlenecek aynen. Çocuklar mesela çok altın çok yüksek. Euro çok yüksek. Ekonomi, aynen. Kira. Şimdi gençlerin önü açılması lazım. Bunlar ne olacak? Bu çocukların hali ne olacak? Şimdi bunları ele almak lazım. Gençlerimize iş yok ilk başta. Aa bak, çocuklar pırlanta gibi. Şimdi bir düğün yapacak. 500 milyar para lazım. Var mı o kadar paranız? Yok. 500 milyarınız var mı düğün yapmak için? Nasıl yok, düğün evet. Yapacaksın? Bir yüzük olmuş diye 25 milyar. Bir altın olmuş 30 milyar. Ev kirası olmuş 10 milyar. Bu çocuklar nasıl yapacaklar? Hangi maaşla yapacaklar? Hangi kazancıyla? İş yok. Ekonomi yok. Çok sorun benim yani. Benim oğlum 2 yıldır, 3 yıldır evde oturur, iş bulamadık. Atanamadı da. Bekliyoruz artık. Peki sizce bu duruma nasıl bir çözüm getirilebilir? Tayyip vallahi, kovabilir onu. Valla devlet el atması lazım yani. Herkesi düşünmesiyle. En düşükten en yükseğe kadar düşünmesi lazım. Herkesi yani. Memur 22'yi zengin, aldı. Zengin oluyor ama fakir fakirlikten devam ediyor yani. Tamam, memur 22'yi aldı. Emekli 7,5'u aldı. Kirada olan vatandaş nasıl geçinecek? Çarşıya hiç çıkmıyorlar mı? Hiç görmüyorlar mı bunları? O insanların hali ne olacak yani? Şurada görüyoruz bak, adam bir su alamıyor. Bir su alamıyor, bir kilo bir şey alamıyor. Bir tane karpuz alıyorsun 110 lira tutuyor. O emekli nasıl alacak onları? Yani bunu baştan düşünmek lazım. Yani aynen, bir eve bir tane maaş giren var, bir de kirada olduğunu düşün. Diyorum ya işte, adam Türk parasını göremiyor ki euro alsa yani. 30 lira çok pahalı euro. Düşün, bir emekli 1000 euro alabilmesi için bir sene maaşından 10-20-30 artırması lazım. Bir yıl sonra 1000 euro ancak alır yani, o da artarsa. Yani bu kadar artmaz. Kötü. Kira zaten 10 milyar. Askeri ücret 12 milyar. Emeklinin maaşı 7,5 milyar. Nereden alacak? Neyle alacak? Hiçbir şeyle alamaz ki. 1 euro 31 lira olmuşsa ülkenin ekonomik durumu zora girmiş demektir. Yani ülkemizin ekonomisine yön veren biliyorsunuz dolar ve euro. Yani ihracat, ithalatla ilgili konularda euro uçuyor. Emekliler de bu durumda zaten ölümü bekliyordu. Gelecek zamlarla iyice öleceğini düşünüyoruz. Bu durumda ülkenin ekonomisi zor durumdaysa ülkede yaşayan insanlar da zor durumda demektir.
keşke ekonomimiz güzel olsa da enflasyonumuz düşük olsa, euroda 1 liranın karşılığı 1 TL olsa. Yani şu anda 1 euronun 50 TL olması şahıs olarak bizi ilgilendirmiyor ama ülke ekonomisi için çok şey ilgilendiriyor. Ondan sonra da ülke ekonomisi bizi ilgilendiriyor. Teşekkür ediyorum. Bugünkü haberlerimizi sizlerle paylaştık. Bir sonraki haber bültenimizde sizlerle TV32 ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.